Saygıdeğer izleyenler, Ünye Tarihi Kazancılar Caddesi'ndeyiz. Kalelere Mahallesi Merkez Kazancılar Caddesi'ndeyiz. Buradan size bakırcılıkta son sanatkar diyebileceğimiz Ahmet Türkmen'in kalay ve bakır üzerine yaptığı çalışmalardan kesitler sunmak istiyoruz. Şu anda Ahmet ustamız kalay yapacağı bakırı kostikliyor. Şimdi söz son sanatkarımız, Allah uzun ömür versin, Ahmet Türkmen. Hem konuşsun hem de anlatsın. Şu anda bakır ilk aşamada kostikliyoruz. Peşinden ilaç süreceğiz. Peşinden bakırı çirifle yıkacağız. Peşinden tekrar bakırı düzeltip ve tekrar düzelttikten sonra kalaya sunacağız. Evet. Şu anda birinci aşaması kostik bakırı ve ikinci aşamada ilaçlama ve yıkama. Tamam, buyurun. Evre. Devam edersiniz. Ben şu anda gördüğünüz gibi kostikledim. Ve evet. Şu anda bakırı bir şeyle, paçavrayla gördüğünüz gibi dışarıda şöyle bir yerde. Buyurun. Bakırımızı bu şekilde bir ilaçlama, tuzurlama şeyin yardımıyla, paçavradan yardımıyla. Kameralanacak kablar böyle çalışılıyor saygıdeğer izleyenler. Büyük emek istiyor. Ve şurada kumumuz var. Evet. Onunla beraber. Kumumuzla üstündeki bazı maddeleri alıyoruz. Kumun yardımıyla. Evet. Ve şu anda kum işlemimiz de bitti. Evet. Şu anda yıkanacağız ve cirifle yıkamaya geçiyoruz. Buyurun. Evet, saygıdeğer izleyenler. Bir bakır kalaylama işleminden size kesit veriyoruz. Şimdi arkadaşımız, sanatkarımız, gerçekten güzel sanatkarlardan bir tanesidir Ahmet Türkmen. Şu anda şeye geçiyoruz. Şimdi yıkamaya geçiyoruz. Buyurun efendim. Çırıfımızı attık. Onun çırıfını attık. Şöyle bir görüntüsünü kesmeyeyim. Bakın ne yapıyor şimdi Ahmet Türkmen. Bezi üstüne attık. Çırıfı ve bezi şu şekilde üstünde dans ediyoruz. Evet, işte bu sanat saygıdeğer izleyenler. Ancak ülke genelinde durum nedir bilmiyoruz ama Ünye'de bakırcılık sanatı vallahi abi tarih olacak diye korkuyoruz. Ünye'de kaldı sadece bizde kaldı yani bu. Kalay yüzü var, sağda solda var ama yani kalay işi var ama dövme işi, yapım işi bize ait, Ünye'ye ait. Evet. Evet. Bizim kendi nasıl emek verildiğini, bir minik kabın kalaylanması için ne kadar emek verildiğini görüyorsunuz saygıdeğer izleyenler. Sanat şu an, bu. Şu anda bak mesela. Sanat bu. Demek ki, işte. Demek ki şeklini gördün mü sen? Bakın. Tabii. Buyur kardeşim. İşte bu. Buyur ustam. Eline, koluna sağlık. Şu anda çekişlemeye geçiyoruz Ahmet abi içeriye. Gel. İç kısma. Evet saygıdeğer izleyenler, şimdi kardeşimiz çekişimizin yardımıyla bakırın herhangi bir bakır saate şansımızda bükük olmayan bir bakır, fazla bir işçili olmayacak, aşırı bir işçili olmayan bir bakır. Evet. Düzgün, temiz kullanılmış. Güzel. Kendi kıymetini bilen insanlar kullandığı ürünleri de ustamızın dediği gibi temiz kullanıyorlar. Bakın bir müşterinin malı bu. Bu ürün de şeyden gelme abi. Samsunlu toplantıyı Samsun'dan getirdi kalaya.
Öyle mi? Tebrikler. Evet. Bak, Samsun'dan geliyor saygıdeğer izleyenler. Samsun, Fas'a, Fas'tan Kalay geliyor. Maşallah, maşallah. O da oradan züccaciyeciler alıyor. Bize getiriyor, biz kalaylıyoruz. Samsunlular da öyle. Tebrik ediyorum. Şu anda Kalay'a geçeceğiz. Tamam. Kalay'a geçiyoruz şimdi. Bu... Evet. Görüyorsunuz çalışma alanlarının da ne kadar dar olduğunu saygıdeğer izleyenler. Aslında bu Kazancılar Caddesi'nin de trafiğe kapatılmasında da fayda var. Çünkü burası sanatın icra edildiği bir cadde. Biz bu haberi yaparken araçlar da sanki bir yerden kurtulmuşçasına akın akın gelmeye başladılar. Biz aynı anda onların da gösterimini yapalım sizlere. Şimdi Kalay'ımıza devam ediyoruz. Kalay'la işimizi noktalayacağız saygıdeğer izleyenler. Evet. Şimdi ocağını çalıştırdı Ahmet Bey. İlk başta nişadırımızı kurutacağız. Nişadırımız şu anda yaş. Nişadırımızı kurutacağız. Tamam. Nişadırı kurutuyoruz. Çünkü nemli. Nemli olduğu için attığınız zaman dağılması lazım. Evet. Nişadır. Güzel. Nemli olduğu zaman dağılmıyor. Sağa sola gitmez. Evet, saygıdeğer izleyenler. Daha doğrusu bakırın önemini bilenler, bakırın önemini kendine değer verenler bilir saygıdeğer izleyenler. Sanatın da, sanatçının da kıymetini kendine değer verenler mutlak surette bilirler. Bilinmesinde de yarar var. Sağlığına düşenler bakırı kullanıyor abi. Çünkü yani herkesin bir dönemi var saygıdeğer izleyenler. Sağlığına... Hiç kimse bu dünyaya kazık kalkmayacak. Bir gün geldik, bir günde gideceğiz. Sağ olasın. Onun için de hayırlısıyla gelip hayırlısının gitmeyi nasip etsin Allah. Evet. Şimdi nişanlarını da şu andaki bakırımız. Şimdi şu anda mesela ıslak bakırımız. Şu anda mesela onu yaktık. Kurutuyorsun. Ateşimizi yaktık. Bizim şuradaki nişanları bakırın üstüne atıyoruz. Şu şekilde sağına soluna atıyoruz yaşken. Isındığında ısında kalayı eriteceğiz. Nişadır atmasa kalayı erimez. Şu andaki kalayımızı bakıra evet. Sürdüğümüz zaman tava gelmesi lazım. Şu anda kuruyor. Dikkatli bakarsanız şu anda bak nişadırın yanmaları var. Şu anda yavaş yavaş tava geldi. Yanları belli. Ve şu anda da eriyor. Bak kalayımız eriyor. Şu anda. Güzel. Şu anda eridi. Bak gördüğünüz gibi ne oldu? Bakırımız her tarafına şu anda tava geçiriyorum. Yani her tarafa bulaşsın diye, yürüsün diye. Evet, bakın minik bir tava ya da kap. Ne kadar? Şu an pamuğun yardımıyla demek istiyor. Pamuğun yardımıyla şu anda şey her tarafına bulaştırıyoruz. Güzel. Ve bakırımız kalaylandı. Son şeyini içinde kalay kalmaması için şu son kalayımızı alıyoruz ve tesbihimizi akıtıyoruz. Ve bitmiştir. Evet. Evet saygıdeğer izleyenler. Şu anda da mesela tavanı fark edersiniz. Yavaş yavaş tav gidecek. Gidelim. Kalayın üstündeki tav. Evet buradan Sayın Ahmet Türkmen kardeşimizden. Ve hala tavada. Bakır kabların önemini kavrayan insanlara son olarak ne söylemek istersin? Şu anda tavana gidiyor. Yapılıyor. Evet. Bakırın önemini de tek kelimeyle şunu söyleyelim. Amerika'da teflon kullanma yasağı var. Biz
tek kelimeyle şu diyoruz. Sağlığını düşünen bakır kap kullansın.